Potifar'ın karısının yani Züleyha'nın arkadaşlarının Yusuf'un yakışıklılığını görünce ellerini kesmesi ve kökenleri. Tevrat'a göre Potifar'ın karısı Yusuf'a takıntılıydı. Yusuf onun kocasının henüz yeni satın aldığı bir köleydi. Potifar'ın karısı Yusuf'u ayartmaya çalıştı ama Yusuf hem Tevrat hem Kur'an öyküsüne göre onu reddetti. Tevrat anlatısına göre bu tutku, yani Potifar'ın karısının Yusuf'a karşı olan tutkusu, sadece onunla Yusuf arasındaydı. Oysa ki belli midraşik anlatılara göre Potifar'ın karısı arkadaşlarını yaşadığı yere davet edip onların da bu İbrani köleye karşı takıntılı bir beğeni içinde olacaklarını kanıtlamak istiyordu. Midraş Tanhuma'dan bir metin. Anılarına kutsallık olsun, hahamlar şöyle dedi. Bir vesileyle Mısırlı kadınlar Yusuf'un yakışıklılığını görmeye Potifar'ın karısının yanına gitti. Peki Potifar'ın karısı o sırada ne yaptı? Onlara yemeleri için kavun ve kavunu kesmeleri için bıçaklar verdi. Sonra Potifar'ın karısı Yusuf'u yanlarına çağırdı. Kadınlar Yusuf'un yakışıklılığını gördüğünde ellerindeki bıçaklarla ellerini kestiler. Potifar'ın karısı davet ettiği kadınlara şöyle dedi. Siz onu bir kere gördüğünüz halde ellerinizi kesiyorsanız ben onu her gün görüyorken ona vurulmakta haklı değil miyim? Bu hikayenin çok az farklı bir versiyonu Yemen çıkışlı Midraş Hagadol'de Orta Çağ'a ait Sefer Hayasar adlı kitapta, başka bir midraş olan Yalkut Şimoni'de ve başka Yahudi kaynaklarında da yer alır. Hatta Kur'an'da da öykünün bir versiyonu anlatılmaktadır. Konuyla ilgili Yusuf Suresi 30 ve 32. ayetlere bakalım. Şehirde bazı kadınlar da Aziz'in karısı delikanlısından murad almaya kalkmış. Sevgi yüreğini yakıp kavuruyormuş. Görüyoruz ki kadın çıldırmış besbelli dediler. Aziz'in karısı onların gizliden gizliye dedikodu yaydıklarını işitince onlara davetçi gönderdi ve onlara mükellef bir sofra hazırladı. Her birine bir bıçak verdi. Beri taraftan da Yusuf'a ''Çık karşılarına'' dedi. Görür görmez hepsi onu gözlerinde çok büyüttüler ve şaşkınlıktan ellerini kestiler. Dediler ki ''Haşa, Allah için bu bir insan değil, olsa olsa yüce bir melektir.'' ''İşte'' dedi, ''bu gördüğünüz beni hakkında kınadığınız gençtir. Yemin ederim ki ben bunun nefsinden yararlanmak istedim de o namuslu davrandı. Yine yemin ederim ki emrimi yerine getirmezse muhakkak zindana atılacak ve kesinlikle aşağılıklardan olacaktır.'' Çoğu midraşik öyküde olduğu gibi bu hikaye de Yahudi kutsal kitabındaki bir cümle, bir ayet veya bir ifadenin daha iyi anlaşılması, ondan dersler çıkarılması için tasarlanmıştır. Peki hangi cümle, hangi ayet veya hangi ifadeden yola çıkarak hahamlar bu hikayeyi yarattılar? Daha önce söylendiği gibi Potifar'ın karısının Yusuf'a tutkusunu arkadaşlarıyla paylaştığına dair Tevrat'tan bir referans bulamıyoruz. Bu hikayenin Yaratılış Bab 39-14'ün özenle hazırlanmış bir açıklaması, ona dayanarak kurgulanan bir betimlemesi olduğu ortaya çıkıyor. Yaratılış Bab 39, 13 ve 14. ayetin ne dediğine bir bakalım. Kadın Yusuf'un giysisini bırakıp kaçtığını görünce ev halkını çağırdı. ''Bakın şuna'' dedi. ''Kocamın getirdiği bu İbrani bizi rezil etti. Yanımıza geldi, benimle yatmak istedi, ben de bağırdım.'' Bu ayetle ilgili kafada bir soru işareti oluşuyor. İlk olarak Potifar'ın karısı kime konuşuyor?
Çünkü hikayede daha önce olayın yaşandığı günün özel bir gün olduğu ve evde Potifar'ın karısı ve Yusuf hariç kimsenin kalmadığı yazıyor. Çünkü 11. ayette şöyle diyor: "Bir gün Yusuf olağan işlerini yapmak üzere eve gitti. İçeride ev halkından hiç kimse yoktu. Evde kimse yoksa Potifar'ın karısı kime bağırıyor olabilir ve başka bir sorun daha var. Neden Potifar'ın karısı yanımıza geldi ve bizi rezil etti?" diyor. Tevrat'ta majestik ya da royal, biz ifadesi çok nadir kullanılır. Biliyorsunuz Kur'an'da da Allah kendisi için biz der. Buna majestik yani biz denir. Yani Potifar'ın karısının şunu demesi gerekmiyor muydu? Yanıma geldi, beni rezil etti. Ama o bunu demiyor. İşte bu karışıklıktan dolayı eski Tevrat yorumcuları Tevrat'ın biz derken Potifar'ın karısı ve arkadaşlarını kastettiğini söylemiştir ve buna göre Potifar'ın karısı Yusuf'u ayartmayı denedikten sonra Yusuf ondan kaçmıştır. Potifar'ın karısı daha sonra arkadaşlarının evine gelmesini bekledi. O gün muhtemelen festival günüydü, ondan dolayı evde kimse yoktu. Potifar'ın karısı Yahudi geleneğine göre hastayım diyerek onlarla gitmedi, amacı Yusuf'u tek yakalayıp ayartmaktı. Yusuf da ona verilen işlerle ilgileniyordu ve pagan festivaline o da gitmek istemedi. Ya da bunların tümü uydurma bir hikaye. Neyse, konumuza devam edelim. Arkadaşlarını toplayıp Yusuf'la yaşadıkları durumu onlara anlattı, kocasının kendisine inanmayacağını söyledi. Bu yüzden Potifar'ın karısı arkadaşlarına Yusuf'un onları da taciz ettiğini söylemesini, bu şekilde Yusuf'un suçlu olacağına inanılacağını söyledi. İşte Yahudi geleneğine göre bu yüzden Potifar'ın karısı beni yerine bizi demektedir. Bizi derken arkadaşlarını da kastediyor. Midraş Tanhuma gibi yazınlarda görülen bu motif nispeten geç döneme aittir. 6 ila 8. yüzyıl arası, belki de daha da geç. Ama bu motifin kökenlerinin izlerini daha geride görebiliyoruz. Hem de çok çok geride. 1. yüzyıl Yahudi düşünürü İskenderiyeli Filo, Tevrat'taki Yusuf ile Potifar'ın karısının hikayesini şöyle aktarıyor. Potifar'ın karısı kocasına, "Bu bize köle olsun, hizmetçi olsun diye getirdiğin İbrani çocuk sadece seni küçük düşürmekle kalmadı, sen onu günlük olarak ve sorgusuz sualsiz ev halkınla yalnız bıraktığında benim bedenime saygısızlık etti ve sadece arasında yaşadığı kadın köle arkadaşlarından tatmin olamayınca ellerini bana da uzatmaya yeltendi." Filo'nun bu açıklaması Yaratılış Bab 39-14'teki çoğul biz ifadesine yönelik eski ve geleneksel açıklamayı içeriyor. Filo'ya göre orijinal İbranice metinde Yaratılış Bab 39-14'te "İşte bu İbrani adam bize geldi ve bizi rezil etti" ifadesi Yusuf köle kadın arkadaşlarına da aynı şeyi yaptığı için kullanılmıştır. Yani Yusuf Potifar'ın karısına göre sadece ona değil ev halkından başka kimselere de aynı saygısızlığı yapmıştır. İşte Filo'da erken dönemde yer alan bu ev halkı motifi geliştirilerek ilerleyen midraşik yorumlarda Potifar'ın karısının arkadaşlarını toplayıp meyve soyma hikayesine dönüştü. Yani 1. yüzyılda yaşayan Filo çoğul biz ifadesi için bir fikir ortaya attı veya zamanındaki bir görüşü dillendirdi. Popüler olan bu görüş yeni motifler eklenerek ellerini kesen kadınlar hikayesine dönüştü.
Hikayenin gelişim süreci aşağı yukarı şöyle olmuş olmalı. Önce Filon'un aktarımında yer alan Yusuf'un kadın köle arkadaşları, Potifar'ın karısının arkadaşları oldu. Sonra Potifar'ın karısının iftirasını bu kadınlar paylaştı. Yani bu kadınlara da Yusuf taciz etmiş gibi iftira atmaları söylendi. Gerçekte ise Potifar'ın karısı suçlu olduğu için bu kadınlar da suçlu olmalıydı. Bu yüzden hikayenin ana figürü olarak onlar da olaya dahil oldu ve hem Kur'an'da hem Midraş'larda yer alan bu el kesme hikayesi ortaya çıktı.